Tarih 20 Ocak 1989. Yer Havza, Samsun. 1. Lig'de fırtına gibi esen Anadolu temsilcisi Samsun Spor kafilesi ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Malatya Spor deplasmanına giderken büyük bir trafik kazası geçirdi. Fatih Uraz, Türk futbol tarihinin bu kara gününde Samsun Spor'un kalecisi olarak oradaydı. Takımlar yoktur. Yani büyük takımları büyük yapan oyuncular vardır. Yani bir takımın başarıya ulaşabilmesi için mutlak surette yani öncelikle finansal sorunu çözmesi lazım. Ondan sonra birbirini tamamlayan yetenekli oyuncuların gelmesi lazım ve sonra bunların arasındaki motivasyonu sağlayan da bir yapının kurulmuş olması lazım. Yani böyle başarı bir günde gelen bir şey değil. Belki de işte biz o zaman sempatik geliyorduk çünkü 60 yıllarda dikkat ederseniz bir Göztepe bunu başlattı. İşte Eskişehir geldi. Bir ara Adana Spor, işte Adana Demirspor fena değildi. Hani bazı takımlar böyle salladı ama yıkamadı. Biz yıkacak gibi düşündük ama Trabzon Spor dışında dikkat ederseniz bizden sonra mesela Kocaeli Spor çok yaklaşmıştı. O da yapamadı. Samsun geliyor Samsun. Biz Samsun olarak, ben Samsun'da 83-89 arasında 6 sene kaldım. Genelde sezon başı kamplarına bir sene Uludağ'a giderdik, bir sene Yugoslavya'ya giderdik. Demek ki 88'de sıra Uludağ'daymış ki Uludağ'da bir gün ben sabahleyin sabah kahvaltısına kalktığımda bizim Kıbrıs asıllı oyuncumuz Mete dedi ki Fatih sen dedi bir şey soracağım dedi. Ben de evet Mete nedir deyince dedi ki dün dedi bir rüya gördüm. Bizim ülkede de biliyorsun bir gelenektir. Hayırdır inşallah dersin. Hayırdır inşallah dedince dedi ki Fatih dedi sen ve ben ölümü bekliyoruz. Sen dedi la havle ve la kuvvet gibi dedi. Tam söylemedi ama başlangıcı çok iyi hatırlıyorum. Bir şey söyleyip kurtuluyorsun ben ölüyorum dedi. Öyle deyince ben de Mete dedim hani bu söylediğin dua yani her şeyin tüm kudret ve kuvvetin Allah'a ait olduğuna dair çok dedim önemli bir duadır ve genelde Müslümanlar bunu her 5 vakit namazdan sonra mutlaka söylerler. Ama dedim böyle bir duanın böyle geçtiği bir rüyan çok anlamlı olabilir. Sen dedim bana müsaade et rüyalar tabir edildikten sonra yerini bulur der Peygamberimiz dedim ve 15 günlük kampın bitiminde gidip bunu bir ilim sahibi bir büyüğümüze sorduğumda Fatih bu bir çağrıdır dedi. Yani bu bir ölüm çağrısıdır dedi. İşte Malatya deplasmanıydı. Biz de bir yaklaşık İskenderun civarında bir 10-12 gün kadar falan kamp yapmıştık. Hava şartları orada tabii daha uygun diye güney bölgesine gitmiştik. Şimdiki Antalya modası. O zaman genelde Mersin, İskenderun falan civarına yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı. Neşeli olduğunu grubun hatırlıyorum. Ve yine şakalaşılıyordu. Ben tabii böyle bir ağır bir uyku demeyeyim ama ağır bir yorgunluk. Hani hiç olmasa bir 4-5 saati şeyde geçireyim. Yani uykuda geçirmenin isteğiyle, arzusuyla hani kafamı koyup da ikişer kişi koltukta birer kişi olarak gidiyordum. Hava çok yani inanılmaz karanlıktı. Yani sabahın erken saatler olmasına rağmen sanki böyle gece yarısı hani 1-2 gibi bir zifiri karanlık gibiydi. Gerçekten şeydi yani çok puslu bir havaydı. Şoförümüz çok hızlı bir şofördü. Hiç zincir takmazdı. Fakat o gün taktığını da hatırlıyorum. Ve tabii yine kaderin cilvesine bakın. O zamanların mesela Mercedes 280S'i en popüler arabaydı. İşte bizim otobüsü mesela bir 280S son model Mercedes geçse bütün arkadaşlar, bir tek ben hariç, hadi traktör gene solladı Asım abi, ne kadar yavaşsın falan diye kızdırırlardı yani. O da ondan sonra rahmetli Muzaffer stoperimiz, Türkiye'nin stoperlerinden biriydi. O mesela sık sık vur Asım abi rahatla falan derdi. O da yani eğer ben vuracak olursam hiçbiriniz kurtulamazsınız diye böyle latife, şaka yolu oluyordu ama işte bazen şakalar da yeri gelince gerçekleşebiliyor. Olağanüstü güç şartlarının olduğu bir hava durumu tabii egemendi. Fakat buna rağmen yaklaşık olarak kazayı yaptığımız, düşünün Havza'daki yere 85 kilometre filandır. 2 saatte gitmiştik ve hayal meyal hatırlıyorum ki zincir de takmıştı ve çok karlıydı. Neden hayal meyal hatırlıyorum? Çünkü o zamanlar genelde şimdiki gibi her tarafa uçakla gidilmediği için, otobüs yolculukları da çok uzun sürdüğü için, mesela şahsım olarak ben ve tabii bazı arkadaşlarımız evde video seyredip, hani en az ki böyle sabaha doğru yatıp ya da hiç uyumayıp gelip otobüste en azından yolun yarısına kadar uykuda geçirmeyi tercih ediyorduk. Nuri hocamız yine öndeydi. Genel kaptan menajerimiz vardı. İki kardeş Yugoslav, Türk asıllı Yugoslav futbolcumuz Burhanettin ve Nasır vardı. Yine bir Tuzla Sloboda'dan gelen 5 ay 5 gün istirahatta kaldıktan sonra rahmetli olan bir Tomić vardı. Diğer Yugoslav oyuncumuz, demek ki o şans onun yanındaymış. O ya cezalı ya sakattı, Agim Nikolic diye, o yoktu. Benle beraber diğer kaleci Şanver vardı, rahmetli Mete vardı, Uğur vardı, Muzaffer vardı, kaptanımız Emin vardı, genç Kasım vardı, o zaman ünlü takımda oynayan Mustafa Sinecek vardı. Yani yine ünlü takım kadrosu olan bir Yüksel, genç Yüksel vardı. Genelde ben 4. sırada gittiğim halde mutlaka rahmetli Nuri Asam hocamızın, teknik direktörümüzün yanında da birkaç saat böyle sohbet ederek giderdim. O gün de gene çantamı koyduktan sonra onun yanına doğru gitmek için hareketlendim. Sonra ya nasıl olsa yol çok uzak, çok uzun, biraz yat Fatih deyip de yani orada kalmam, demek ki benim daha kazam üzerinden 18 sene geçmesine rağmen hala canlı kalmamı sağladı diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi inanılmaz bir kar vardı. Saate yakın uyudum ve Mete'nin yürüyoruz sesiyle gözlerimi açtığım anda bir kamyonla burun burun olduğumuzu, orası bir şarapnel yeri vardı, yani şarapnel oraya doğru düşmek için rahmetli şoförümüz oraya doğru kaçtığını, yani otobüs sürdüğünü, fakat muhtemelen fren yaptığı için karşıdaki kamyon şoförünün, çünkü bir hata sulumu vardı ve tabii artık frenin o kadar zor şartlarda, şimdi ABS filan fren sistemi yükseldiğinde gezer o zamanlarda, tutmadığını ve şiddetli çarpın olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Şoförümüz çok hızlı olduğu halde süratten değil, karşıdaki diğer bir rahmetli kamyon şoförünün hatalı sollamasından dolayı oldu. Bizim şoförümüz yolun dışına doğru kaçmaya çalıştı. Fakat demek ki fren yaptı ki yandan ve hafif yandan ve düzden karşılıklı bir, yani çok şiddetli bir çarpışma oldu. Kaderin cilvesine bakın. Tabii bunu birkaç hafta sonra öğrendik. O kamyonun şoförü de Kayseri'den şeker fabrikasından 25 ton şeker yükünü alırken 3. sıradayken önemli bir işi olduğu için diğer iki arkadaşından rica etmiş ve öyle 1. sıraya geçmiş. Yani ne yapsanız olacağın önüne geçemiyorsunuz. Birkaç tane daha kişinin çığlığı vardı ama onlar çok net olarak kimden geldiğini bilemiyorum. Şimdi mesela düşünün, rahmetli Muzaffer de en arka beşlik koltuğun önündeki, mesela ikilide otururken o kapı boşluğuna düşmüş, mesela boynu kırılmış. Kaptanımız Emin En arkada, tabii ortada oturuyormuş biliyorsunuz, orada hani önünde bir koltuk olmadığı için oradan yaklaşık benim yanıma kadar uçmuş. Yani düşünün o vurmanın şiddetinden dolayı.